Yahu kızın kafatası meme yapmış, meme. Git bir buz koy, bir şey yap. Sen burada benim ceketimin ceplerini karıştırıyorsun ya. Sanki çapkınlık yapsam kızı ceketin cebine koyacağım. Ne bu Selahattin? Kıvırmak yok. Ne bu ha? Kağıt. Görüntüsünden söz etmiyorum. İçeriğini soruyorum ben. Ne bu Selahattin, ne bu ya? Selüloz. Ya bu kimin telefonu ya? Yahu yanında fotoğraf var mı? Hayır yok. O zaman tanımıyorum. At gitsin. Alo? Külistan yenge. Benim yabancı değil. Sayın Çakadır'ın ceket ceplerini karıştırırken benim yeni cebimi yazdığım kağıdı buldun tahminim. Nasıl nereden biliyorsun? Sen artık bizim folklorumuzdaki kıskanç kadın figürüsün yenge. Halkan mal olmuş bir kahramansın. Maceralarını keyifle takip ediyorum. Nasrettin Hoca, Keloğlan, Temel, Abidesyan, epik oldun haberin yok. Alo. Alo. Kimmiş? Yanlış numara mı? Seninkiler yanlış numara Selahattin. Bu numaralar yanlış numaralar. Bir gün iş dışı aktivitelerinle ilgili sağlam bir kanıt bulacağım. Seni mahvedeceğim. Ne dersen et be! Allah Allah! Zaten ben mahvolmuşum. 22 senedir epik bir karakterle, kıskanç kadın klişesiyle yaşıyorum. Lan! Sen burada laf mı dinliyorsun lan karı gibi? Yürü git! Profesyonel, ucuz, manken gibi bir şey arıyorsun. Manken demeyelim, daha çok tırnak içinde manken diyelim. Tırnak içinde, parantez dışında, her şekilde. Ne yapacaksın? Özel. Küçük bir iş için, ucuz bir tırnak içinde manken aranıyor. Orçun. Aa, çok sert. Bak kardeşim, bu işler böyle olmaz, okey? İlk tecrübeni bildiğin, güvendiğin, sevdiğiyle biriyle yaşa. Daha serin olur. Ne seçmesi ya? O zaman niye öyle birini tutayım ki? Hemen bir sevgili yaparım kendime. Hadi ya, niye yapmıyorsun? Hayatımın sevgili istemediğim bir dönemindeyim şu an. Kız başka bir plan için lazım. Bir fotoğraf çekimi. Konu mankeni gerekiyor. Konu ne? Şaka gibi bir şey. Şaka. Ama ben sonrasında kaka olmasını ümit ediyorum. Peki bu şaka kime yapılacak? Bir arkadaşa. 40 yaşlarında ufak tefek, beyaz erkek. Konu mankenimizle birlikte birkaç eğlenceli fotoğrafı lazım da. Ne çekimi bu şimdi? Fotoğraf. Moda fotoğrafı mı? Belgesel diyelim. Bir arkadaşımızı sizinle çekip o anı fotoğraf makinesiyle belgeleyeceğiz. Bana bak. İnternette falan açık saçık bir şey olmayacak değil mi? Açık seçik ifade edeyim ki hayır. Yani arkadaş arasında bir şaka diyelim. Uykusu çok ağır olan bir arkadaşımıza şaka yapacağız. Çocuk uyuyor mu olacak? Çocuk uyuyor mu? Anneannemin sakinleştirici haplarını yürütebilirsem evet. Anneannem mi? Servet. Adı bu. Bak şimdi öğretiyor. Bu da mesaj atmak için menden giriyorsun. Ay ne güzel, her şeyi böyle beceriyorsun Rıza'm. Benim hiç aklım ermiyor. Böyle uzaktan mel mel bakıyorum. Ne menüsü o? Gülüsen ablam mı hazırlamış? Hayır ya, telefonun menüsü ne hayat? Allah Allah. Onun da mı menüsü var? Bak sen cimcime. Günlük mü hazırlıyor peki? Ne? Ay o saatli marif takvimde oluyor ya günlük menü. Ezogelin çorba, tas kebabı, peynirli börek, hoşaf şeklinde. Acaba telefonda mı öyle bir şey yaptı dedim. Kadın başıma öyle düşündüm, ne bileyim ben.
Ne yapıyorsun paşam, ha? Vicdan muhasebesi. Kim acaba bu saatte? Yapacağım 5 gün oturup dururken Trabzon'da ya? Ya reis kendi memleketinde, ben mi anlatayım sana? Git nesi meşhursa onu yap, git et ekmek falan ye. O Konya hemşehrin. Tamam, kayısı mı diyeydim? Malatya. Selim Yağ Camii. Getir ne? Leblebi Rize miydi? Çorum. Hemşehrim sen bütün memleketleri birbirine karıştırıyorsun ya. Ya ben birbirinden ayırmıyorum da ondan. Türkiye'nin her bir karış toprağı benim için bir. Ya hadi git ya, git git. Nereye istiyorsan git bak, günü birlik. Ben ısmarlıyorum. Hadi ya. Ya git bir gez, coş. Ne bileyim, öpüs. Yani görününce bir gün yasa ya. O zaman ben eve gideyim. Biraz çamaşır vardı. Ondan sonra da rahat rahat belgesel izlerim bari. Çılgın atıyorsun. Tatil anlayışının hastasıyım. E rasyonun ya sana. Ya ben sana ne yaptım ya? Ha? Niye böyle ters o tripler falan ya? Selahattin. Ha. Bana gülen yüz göndermiyor. Ne? Mesaj atarken mesajın sonuna gülen yüz koymuyor. Aa. Bugün de bu mu ya? Bu mu meselemiz? Gülen yüz. Ben gülen yüz sevmiyorum. Gülen yüze kılım. Sokakta görsem, ulan niye böyle pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun der, iki tane çakar kavga çıkarırım. Yani o derece sevmiyorum. Ama ben gelmiyorum, sıkıldım senden diye mesaj atıyorsun. Onun sonuna gülen yüz koymayınca ben onun şak olduğunu anlamıyorum. Hayda. Yavrucuğum sen ironi diye bir şey bilmiyor musun ya? Ya ama bilsem hayatımda ne değişecek ki? Benim hayatımda değişecek. Hayatımda beni anlayan bir kadın olacak. Ya Sedat'ım koy iki tane bir tane ne olacak? Eline mi yapışır? Koy bir tane gülen yüz sonuna ne olacak ki? Hem ne demişler? Tatlı dil, gülen yüz. Tatlı dil, gülen yüz mü? Gülen yüz değil o, güler yüz. Ya herkes gülen yüzle yazışıyor. Sen niye bu kadar sivrisin acaba? Ya kardeşim, insanlar yüzyıllardır yazışıyorlar. Gülen yüzden mi yazışıyorlar? Mesela Orhun yazıtlarında gülen yüz mü vardı? Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe ilini töreni kim bozabilir? Gülen yüz. Ha? Bu mu yani? Ya beni Orhun dedin çocuğu tanımam etmem. Ama sen beni bir gülen yüze muhtaç ediyorsun ya, ben sana acayip kuruluyorum Selahattin. Tülay, çok güzelsin. Harbi. Harbi. Vallahi şaka değil. Gülen yüzsüz. Muhteşemsin. Muhteşem Tüleyman. Ya bak şimdi. Fakat bildiğin andavallısın. Benim çıkıp hava almam lazım. Yoksa bildiğin kırıcı olacağım. Somurtan yüz. Allah. Lan ben çay istemedim ki. İşte baba ya, Kayseri'den özel geldi. Kayseri'nin çayı mı meşhurmuş? Hiç bilmiyordum. Acı lan bu. İşte demek ki o yüzden meşhur değil. Kimse beğenmiyorsa. Thank you.
ben Deniz'le evleniyorum. Çünkü hamile. Dördüz. Lan! Camış. Benim canım, benim, benim canım. Kaçırma lan yüzünü. Şimdi tatlım, eğleniyoruz, neşeliyiz, yükseğiz, tamam? Şurada şey yapalım. Şöyle bir el atalım. Kaldıralım, evet. Sırıtalım, evet. Dudakları göreyim. Ver o dudakları bana. Sağ ol. Girdim. Çekim de bitti zaten. Polaroid falan da biraz. Uykusu bu ya. Tülay. Ya uyuyup kalmışım ya. Görmedim mesajları. Ya ne palavra sıkacağım. Görmedim diyorum kızım. Mesajlarını da görmedim. Gülen yüzlü olanı da görmedim. Hay ben senin gülen yüzünü... Allah Allah. Tamam. Hadi. Tamam be. Oh. Ben seni ararım. Ben seni ararım. Her yerim tutulmuş ya. Hadi. Of. İki kadın birden yoruyor ya, vallahi yoruyor. Nuhayet ne oldu? Ne diyor doktorlar? Yüz yüze atmam lazım Rıza, telefonda olmaz. Ben de şaşırdım. Ne diyorsun ya? Çok mu kötü? Ne olmuş? Bir şey çıktı mı yani? Çıktı Rıza'm, çıktı. Karşılıklı anlatacağım artık. Tamam canım, tamam, tamam, tamam. Sen sakın üzme kendini. Bak beraberiz, hep beraberiz, tamam mı? Hadi. Ne oldu Rıza, bir şey mi çıkmış? Evet abla ya. Gelince kendimi anlatacağım diyor. Bak, 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 bak. Bir kafa vurmayla kızın başına gelenlere bak. Allah şifa versin. Ya, ya. Ne kadar yaşarmış, otoparkın bitimine yetişir mi acaba? Oha! Yahu ben de ailemin geleceğini düşünmek zorundayım ama yani. Ama bir dur bakalım Selahattin, bir ilaç tedavisiyle falan bir şeyler olur herhalde ya. Anne ceplerini falan kontrol edeceksen et, babam giyip gidecek. Lan ben onu giymeyeceğim ki bugün. O zaman üteye gitmeden önce yine de bir ceplerini kontrol edelim de anne. Para falan olmasın. Yok yok, para mara koymam ben ceket cebine. O zaman dolaba kaldırılmadan önce annem bir
kontrol ederse. Ya Gülistan, bunu gündüzleri yanınızda oturtup durmayın ya. Karı gibi oldu bu aralar bu. Kapılardan laf dinlemeler, ev işlerine fuzuli bir merak. Ben babanın ceplerini kontrol etmiyorum oğlucum. Erkektir, beyimdir, akıl küpüdür. Cebinde ne olup olmadığını bizzat kendisi çok iyi bilir. Ben çok emin değilim ama. Hay senin ağzını öpeyim ben Gülistan. Ay öpüşmeden de nefret ettirmeyin artık insana. Aa geç oldu geç. Geç oldu tamam. Ben de bunu giyip gideyim o zaman. Bir şey olmaz. Haydi bakalım. Nur hayatında hayırlı haberlere inşallah. Hayırlı Sinan inşallah. Hadi hayırlı işler canım. Haydi anne yardım et bakalım sen oğluşum. Al sen de bir iki parça daha hadi gel. Bak ben normalman sevdiceğime bir şey sormam etme. Bir şeyini görürsem o an biter. Ama şimdi sana soruyor. Sen niye parfüm kokuyorsun Selahattin? Ne kokacağım ya? Balık mı kokacağım? Kokarca mıyım ulan ben? Allah Allah, karizmatik bir iş adamıyım. Tabii ki parfüm kokacağım. Kadın parfümü lan. Afan madırdırcı oldun sen de be. Karı mısın, metres misin belli değil. Metres mi? Metres lafla ne kadar kurulduğumu biliyorsun Selahattin. Kaç kere konuşacağız bu metres işini? Tamam ya, metresi kaç paraysa verir alırız. O ne demek ya? Ortamı ısıtmak için seviyesiz bir espri işte. Kimin parfümü o Selahattin? Kimin olacak? Karımındır. Ulan kışlada mı yaşıyorum ben de başka kar kız görmeyeceğim? Evliyim ulan ben, evli. Biliyorum, biliyorum. Sevgilim evli. Hem evli hem de benden aç parantezle iki nokta üst üsteyi esirgiyor. Neyi esirgiyormuşum? Gülenyüz. Of. Allah'ım Tülay, insanı öyle bir noktaya getiriyorsun ki. Şuradan çıkacağım, karşıma ilk gelen güler yüzlü adamın ağzını burnunu dağıtacağım ha. Vallahi dağıtacağım. Allah Allah. Bunaldım ben ya, bir yüzümü yıkayayım ya. Ya. Dur anam, dürtme. Ya anam ne dürtüyorsun ya? Nefesimiz ne dürtüp duruyorsun? Olmaz, olmaz, olmaz. Yapma, yok. Olur mu? İyi hadi madem o zaman. Ama sana bir şey söyleyeyim. Sen dürtmesen aklımın ucundan geçmez daha. Sıkıldın sen, sıkıldın, sıkıldın. Haydi git. Ne kadar misafirpervarsın sen ya. Metresten ev hanımı bu kadar oluyor. Kusura bakmayın. Sen yeni ufuklara yelken aç haydi. Hatta çoktan açtıysan ben senin rüzgarına mani olmayayım. Ulan benim karım bu kadar kıskançlık yapmıyor ya. Duruyor, duruyor bozuk plak gibi. Kızım, ben buraya gevşemeye, stres atmaya geliyorum. Dır dır dinlemeye değil. Çok güzel profesyonel masaj arkadaşlarımız var. Sizi o tarafa alalım beyefendi. Çünkü burası masaj salonu değil. Yanlış adres. Size de yanlış adres, bana da yanlış adres. Koskoca Selahattin çakalar istenmediği yerde durmaz. Aa, bu ne be? Yıldım ha. Tepemize çıkarttık ulan karıyı. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Geldi. Tamam, geldi. Çıkar da ceketini bir rahatla baba. Ha, evet.
Hava da sıcak ha. Üf üf. Aracığım, bir check-up falan yapmıyor muyuz cekete? O da niye taktı bu cekete ya? Yapmıyorum oğlum. İnsanların özel eşyaları izin alınmadan karıştırılmaz. Karıştır ya. Yok yok. Vallahi karıştır. Karıştır ya. Aa. Bak bakalım ceplerine. Bak bakalım ceplerine. Aa, o ne? Aa, o ne? Ay, o neymiş o? Kimeymiş o? Kiminmiş o? Selahattin. Benim geçen günü beğendiğim. Ay, sen ne tatlısın. Sen ne tatlısın. Sen nasıl tatlı bir kocasın. Oy canım. Oy canım, sen ne tatlı. Seni gidi muazip. Seni gidi muazip. Ay. O sizin tatlılığınız. Efendim, vallahi insanın karısı gibi yok ya. Yok. Ya ben birkaç hafta odamdayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.